Maalesef hepimiz stres altındayız ve bundan kurtulamıyoruz. Bu videoda stresin bazı besinlerinizi nasıl tükettiği konusunda konuşacağız. Elbette hepimiz sağlıksız beslenmenin ve doğru yiyecekleri yeteri kadar tüketmemenin buna neden olacağını biliyoruz. Fakat stres doğrudan birçok besininizin tükenmesine neden olabilir. Bundan detaylıca bahsedeceğim. Böylelikle bundan korunabilirsiniz. Çünkü bazı besin değerlerinde yetersizlik yaşadığınızda bu yetersizlik stresle başa çıkma ve stresten kurtulma kapasitenizi etkileyebilir. Öncelikle stresten kaynaklanabilecek eksikliklere bir göz atalım. Stresin doğrudan hastalıklara da yol açabileceğini zaten biliyorsunuz değil mi? Ülsere, kalp krizine, kemik erimesine, yüksek tansiyona, anksiyeteye, depresyona ve her türlü ruh hali bozukluklarına neden olabilir. Bağışıklık sistemini enfeksiyonların oluştuğu veya uyku yani remisyon halindeki virüslerin yeniden aktif hale geleceği bir seviyeye kadar baskılayabilir. İnsanlar stres altında olduğunda çoğu zaman anksiyete veya depresyonla ilgili bir ilaç alırlar. Mesela bir SSRI aldığınızda bu doğrudan özellikle B2 vitamini ve koenzim Q10 gibi bazı besinlerde eksikliğe neden olabilir. Diğer ruh halini değiştiren ilaçlarda B6 vitamin eksikliğine yol açabilir. Yani aslında ruh halinizi düzenlemek için bir şeyler almaya çalışırken ruh halinde daha fazla soruna yol açabilen bir yetersizlik oluşturursunuz. Bu video daha çok sürekli kronik zihinsel stres altında olan kişiler hakkındadır. En önemli 3 besin öğesi eksikliği şunlar. 1 numara magnezyum, 2 numara çinko ve 3 numara tiamin B1 vitaminidir. Magnezyum, çinko ve B1 vitamini size anksiyete ve stresi önlemede yardımcı olurlar. Strese başa çıkmaya çalıştığımızda aslında adrenal bezlerin etkileriyle uğraşıyoruz. Stresle ilişkili olan iki ana stres hormonu vardır. Birincisi kortizoldür. Bu kitap kortizol konusunda yazılmış en sevdiğim kitaplardan biridir. Tıbbi Görseller Koleksiyonu 4. cilt Endokrin Sistemi. Fazla kortizol durumunda ortaya çıkan tüm etkileri detaylı bir şekilde gösterir. Besinlerin eksikliklerinden bahsettiğimizde özellikle potasyum kaybından ve sodyum tutulmasından bahsetmiş oluruz. Anlaşıldı mı? Bu yüksek tansiyona neden olabilir. Yani bir kişi ne kadar çok stres altındaysa o kadar çok potasyuma ihtiyacı vardır. Çoğu insan stres altındayken tam olarak yapmamaları gereken şeyleri yaparak cips gibi yüksek tuzlu gıdalar tüketirler. Belki stresli bir günün ardından eve geldiklerinde tuzlu cipsi yiyor olabilirler. Tüm bu tuzlu atıştırmalıklar çok düşük potasyum içerir. Aslında çok önemli bir şey söyleyeyim. Ne kadar çok stres altındaysanız, o kadar sağlıklı beslenmeniz gerekmektedir. Anlaşıldı mı? Bunu sürekli görebileceğiniz bir yere not edin. Çok stres altındaysam çok iyi beslenmeliyim. Ne yazık ki çoğu insan bunu yapmaz. Tatlılara alkole ve abur cubura yönelirler. Stres altındayken protein alımınızı azaltmamalı, aksine özellikle kırmızı et veya çinko içeren diğer et türleriyle protein alımınızı artırmalısınız. Bunlar aynı zamanda amino asitler ve B1 gibi B vitaminleri içerirler. Bunlarla birlikte ihtiyacınız olan potasyum ve magnezyumu almak için büyük porsiyonlarla yapraklı yeşil salatalar tüketmelisiniz. Dolayısıyla stres yaşıyorsanız kesinlikle şekerden uzak durun. Bununla ilgili bir yan not olarak, şeker tüketimiyle ortaya çıkan besin öğeleri yetersizlikleriyle stres altındayken ortaya çıkan besin yetersizliklerinin ne kadar benzer olduğu oldukça ilginç bir konudur. Yani görünüşe göre bu iki durumda vücudunuzda oksidatif stres yaratıyor ve sizi aynı besin öğelerinden yoksun bırakıyor. Kortizolün düzgün çalışmasını sağlamak için başka bir kilit besin daha var. Kortizolün strese tepki vermede birçok görevi vardır. Diyelim ki çok hızlı ayağa kalktınız, başınız döndü ve bayıldınız. Bu, kortizolünüzün çok iyi çalışmadığı anlamına gelir. Vücudunuz bu stres durumuna uygun şekilde adapte olamaz. Tabii ki bu aynı zamanda adrenalinle de ilgili olabilir. Bu stres tepkisinde her iki hormonda görev alır. Bunun için anahtar vitamin B5'tir. B5 kortizolü dengede tutar ve iltihabı azaltır. Yara iyileşmesi ve birçok başka şey için çok faydalıdır. Bu kitapta bahsedilen kortizol ile ilgili başka bir nokta ise, eğer kronik stres altındaysanız amino asitlerinizi tüketebilirsiniz. Bu yüzden protein alımını düşük tutmamalı ve aşırı miktarda olmasa da makul miktarlarda daha kaliteli proteinler almalısınız. Kronik stres yaşadığınızda tükenen diğer besinler kalsiyum ve D vitaminidir. Bu özellikle menopozdan sonraki dönemde insanların osteopeni yaşamasının nedenidir. Sırada kalsiyum ve D vitamini var. D vitamini bağışıklık sistemi için önemlidir. D vitamini ağrı, itihap ve yüksek tansiyonu önlemek için önemlidir. Kalsiyum da sadece kemikler için değil, pek çok farklı şey için de önemlidir. Bununla ilgili bir yan not olarak eğer kalsiyum yetersizliğiniz varsa kronik öksürük sorunu yaşayabilirsiniz. Yorgun hissedersiniz ama bir türlü uyuyamazsınız. Sanki sizi rahat bir uykuya dalmanızdan alıkoyan bir şey olur. Bu bir kalsiyum eksikliğidir. Yaşayacağınız kramplarda cabasıdır. Bu kalsiyum veya magnezyum eksikliğinden kaynaklanabilir. Şimdi kortizol hormonundan bahsettik. Sıradaki stres hormonu adrenalindir. Fazla miktarda adrenalin daha önce bahsettiğimiz D vitaminini ve C vitamini gibi besinleri tüketebilir. Özellikle yeterli adrenalini üretebilmek için gerekli adrenal desteği için C vitaminine ihtiyacımız vardır. Bu strese doğru reaksiyon verebilmek için gereklidir. Sadece bu değil, aynı zamanda stresle mücadele edebilme kapasitenizle de ilgilidir. C vitamini belirli hormonlar ve nörotransmitterler için bir yapı taşıdır. Eğer stres ve toparlanma sürecini takip edebilmek istiyorsanız, aslında otonom sinir sistemini takip etmelisiniz. Bu sinir sistemi iki bölüme ayrılır sempatik yani savaş veya kaç mekanizması diğer tarafta parasempatik yani dinlen ve sindir mekanizması bulunur. Kalp atış hızı değişkenliğini izleyebileceğiniz harika bir cihaz var. Bu cihazla ilgili olarak bir video hazırlıyorum. Böylece kendinizi nasıl takip edebileceğiniz hakkında fikir sahibi olacaksınız. Cihazı aldığınızda neler yapabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Kliniğimde kullandığım bu cihaz, stresle mücadele kapasitenizin ne kadar olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Çünkü belki geçmişte çok iyi bir mekanizma geliştirmiş olabilirsiniz. Fakat zamanla zayıflayarak pek iyi olmayan bir noktaya gerilemiş olabilir. Bunu gerçekten gözlemleyebilirsiniz. Aynı zamanda strese karşı gücünüzü ve toparlanma kapasitenizi de izleyebilir ve inceleyebilirsiniz. Bu ne tür egzersizler yapmanız ve nasıl beslenmeniz gerektiğini bilmek için önemlidir. Bununla ilgili olarak vücudunuzda fiziksel olarak ne olduğunu anlayabilmek ve bir geri bildirim aracına sahip olmak önemlidir. Yaptığınız şeyin işe yarayıp yaramadığını görebilirsiniz. Bu yüzden yapmanızı şiddetle tavsiye edeceğim birkaç şey var. Ne kadar çok stres yaşarsanız o kadar iyi beslenmelisiniz. Ne kadar çok stres yaşarsanız o kadar düzenli uyumalısınız. Ne kadar çok stres yaşarsanız stresi atmak için o kadar çok egzersiz yapmalısınız. Daha önce de dediğim gibi, stresten tamamen kaçamazsınız. Biraz stres yaşamak iyidir. Fakat kronik yani sürekli stres çok tehlikelidir. Günümüzde yaşadığımız çoğu stres çevremizden kaynaklanır. Ne yazık ki çoğu uydurmacadır. Eğer her gün saatlerce sadece haberleri izlerseniz muhtemelen korkudan yatağınızın altına saklanacak hale gelirsiniz. Bunun bedeninize olan fiziksel etkisi basitçe sağlığınızdan olmaktır. Şimdi, YouTube'daki algoritmaların sansür ve baskısı nedeniyle içeriğimi bulmak daha zor hale geliyor. Maalesef YouTube'daki içeriklerimin birçoğuna ulaşamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden videolarımı daha kolay bulabilmek için aramanızın başına Doktor Berk Türkçe ekleyerek yapmanızı rica ediyorum. Telegram ve WhatsApp kanallarımızı takip ederek bizi izlemeye devam edin. Stresle mücadele konusunda önemli olan çeşitli şeyleri içeren bir videom var. Henüz görmediyseniz bu harika bir videodur. Buraya ekliyorum.